Gitar muhabbeti yapmadık hiç ya. İki gitarist oturduk, gitar konuşmuyoruz. Aman boş ver. Ne yapacaksın gitar? Analog mu dijital mi falan diye gidiyorum. Sen bir ara prosesör falan kullanıyordun. Sonra şimdi şey analoğa döndün. Güzel de setup yaptın ha. Güzel diye hoşuma gidiyor benim de. Kazanıyorsun herhalde YouTube'dan falan. Akıyor falan yok be. Zamanda yapmıştık. Hep ikinci, artık mümkün değil zaten. Dolar yani. Yükselmeden önce yapmıştım. Neyse ki artık yani. Artık mümkün değil, yeni bir şey alayım. Setup'ı geliştireyim. Yani, önceden ne aldıysan o yani. İkinci el bulmuştum o set. Yani çoğu istediğim pedal birisi komple satıyordu. Çok uyguna aldım hepsini. O yüzden şey değerini biliyorum, onları böyle siliyorum falan. Temiz bavuluyla falan gezdiriyorsun. O şey analog olayı mühim ya. Yani dijital de ya çok güzel sonuçlar çok elde karıştı o edebiliyorsun işler artık ya. Herifler yani öyle şeyler yapıyorlar ki. Tabii. O şey ne o? Kemper falan. Kemperler yok olayı, işte. Aksefixler bilmem evet, neler. Değiştirdi onlar artık. Neyse onlara girmiyor. Onlar çok teknik konu ya artık. Olsun, teknik olsun ya. O da sevdiğimiz iş yani. Tamam, girmiyorum abi. Kızma. Niye kızıyorsun? Gitar artık yetti falan. Artık gitar. Şeyi söyle bari. Yeni gitar yaptırdın ya bir tane. O şey. O da OHM gitar var. Burkay diye bir arkadaşım yapıyor. Telecaster yapıyor şu anda bildiğim kadarıyla sadece. Yani Telecaster'ın muadili mi diyeyim Sana artık. özel mi yaptı? Sen ondan yaptığı bir şeyi mi aldın? Yok, yapıyor zaten. Çok güzeldi tonu, onu ben evet, çok beğendim. Zaten şey direkt manyetikler Fender'in. Tipi, şekli, Telecaster Kemal de çok manyetiği. güzeldi. Ağacı işte şey. Mahun. Gayet hani şu anki fiyatlara göre de uygun da yapıyor. Ve sana has bir gitar oluyor yani, o açıdan güzel, hoşuma da gidiyor. Sen PRS'ten şeye PRS'de TL'ye döndün. seviyorum canım. PRS'de Daha önceden İbanez'in vardı bir tane. İbanez. Siyah. Beline kadar saçların İbanez gitarınla. Onu da alemlerde seda özlüyorum ederken. yani. Durmuyor mu İbanez? İbanez durmuyor, onu sattım ya. İbanez. O dursaydı iyi olurdu. Valla benim Jackson'ım duruyor hocam. Sen ihanet etmedin, ben Şeyde de Ocak'ta da bu şeyin turnenin şeyini yapacağız. Belgesel gösterimi ve konserini yapacağız. Kadıköy'de The Wall'da. Turvabiyen mi? Ha, işte Ha. Vortex, Asafated, Further Hill. İyi. Onun da reklamını yapayım bari. Bilmem o zamana kadar bunu yayınlamış olur muyuz ama. Bilmiyorum. Oluruz herhalde. Onda Seyircimizin işte Hasan çekti belgeselin şeyini. öyle mi? Eline Sağ olasın. sağlık. Göreceğiz. Seyircimizin bir sorusu vardı, onu şey, seyirci. Evet, hangi enstrüman olmak isterdin Emre? Ha, bu muydu? Hangi enstrüman olmak isterdim? Obua. Yok ya, şey. Ben mi enstrüman olmak Sen isterdim yoksa hangi çalmak mı enstrümanı isterdim? çalmak isterdin? Sen kafana göre söyle işte. Çalmaktım ya, çünkü şey olmak isteyince insanın aklına başka Şey var mı şeyler mesela? geliyor. Dur şöyle sorayım o zaman. Ha. Soruyu daha şey normal bir şekilde sorayım. Gitar çalıyorsun ya Evet. enstrüman olarak. Ya başka şeyler de çalıyorsun. Hı. Ulan şu keşke ben işte bilmem ne çalıyor olsaydım dediğin başka bir enstrüman var mı? Benim mesela davul. Ben zaten davulcu olmak istiyordum ilk müziğe Herkeste böyle başlarken. bir şey var Hı galiba hı. davulcu Bir olmak. davul hayranlığım var benim. Davulcu olmak isterdim açıkçası. Ama onun dışında hani hangi enstrümanı böyle güzel bir şekilde çalmak istiyorsun dersen, piyano. Piyano. Böyle Her şeyin atası. iyi bir piyanist olmak isterdim gerçekten. Piyano çalıyorsan zaten her şeyi Zaten çalıyorsun gibi oluyor artık ya. evet. Midi klavye denilen. Zaten orgla başladım müziğe de. Yani işte evdeki ufak böyle. Gitar işi nereden çıktı? Ben mesela gitarla hiç alakam yoktu. Şey, ablam Ha, zaten ben de gitar aynı. aldı, klasik gitar aldı. Ondan sonra işte Aynı bir iki ay mantık. falan çaldı, sonra attı, bıraktı. Öyle kenarda duruyordu. Ben de bakayım bu nasıl oluyor falan diye. Abi evet, o bende de öyle işte lise Ben de aslında yılları. org kursuyla başladım yani ilkokuldayken. Şey, blok flüt ve org. Evet. Aynı şekilde ben de blok, flüt, org. Ondan sonra şey oldu. Benim biraz müzikal altyapı olduğu için bunlardan dolayı işte kardeşim gitar öğrenmek istiyordu. Beni gönderdiler. Sen daha çabuk öğrenirsin. Gel Sen öğrendi kardeşine kardeşine evet diye mi öğrenelim. gönderdiler? O da iyiymiş bak, iyi Kullandılar. hikayeymiş. Ondan sonra ama şeydi, hatırlıyorsan lisede böyle bir eğilimimiz vardı bizim, böyle bir gitara. Bir Tabii şekil, canım. bir amaç
şey bir vesile oldu bu olaylarda işte. Ama mesela o nasıl başladı ben onu hiç i̇şte hatırlamıyorum. İşte şey özentili abi, yani o zaman ne zaman Duman dinliyorduk hatırlarsan. Sonra böyle metale geçişimiz oldu, Blind Guardian falan böyle, evet. Bir şeydik zaten, bir özeniyorduk. O dönem ona. De karışıktı biliyor musun? Ben yani o zaman da işte Duman dinliyorduk, Blind Guardian geçtik. Tabii tabii düş hesap et yani. İşte Napster, Mapster vardı. Hı hı. Napster'dan sonra ne? Kaza işte bilmem ne, oradan şey MP3 download et illegal yollardan. İşte git Akmar'da CD doldur falan döneminde. Ben işte ne bileyim Queen de dinliyordum. İşte Kıraç da dinliyordum. İşte evet evet tam o ne bulursan dinlediğin zaman. Bayağı ne bulursak dinlemişiz yani. Yani metalci oldum dediğim dönemde bile metal dışında her şeyi dinliyordum. Abi her şeyin başlangıcı aynadır falan.